Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları, Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konularından ortak kat ve ortak bölen problemlerini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Ortak kat ve ortak bölen problemleri nasıl çözülür? Örnek üzerinden inceleyelim. 16 santim ve 24 santim uzunluğundaki iki kurtele santimetre türünden doğal sayı olan eşit uzunluklarla parçalara ayrılacaktır. Bu parçaların uzunluklarının kaçar santimetre olabileceğini bulalım. Çözümü inceleyelim şimdi. Parçaların uzunluklarını bulabilmek için ilk önce bir tane kurdeleyi parçalara ayırdığınızda arkadaşlar bu parçanın her biri 16 ve 24'ün böleni olmalı. 16'nın bölenlerini yazıyoruz. 1, 2, 4, 8, 16. 24'ün bölenlerini yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Her parça ikisinde de ortak uzunlukta olduğuna göre buradaki ortak bölenleri işaretlersek 1'ler, 2'ler, 4'ler, 8'ler ortaktır. Demek ki kurdeleler parçalara ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu 1 santim olabilir, 2 santim olabilir, 4 santim olabilir ve 8 santim uzunluğunda olabilir diyoruz. Yani 16'nın ve 24'ün ortak bölenleri bir parçanın uzunluğu olabilir. Alıştırmalarla devam edelim. Bir toptancı 27 kilogram bulgur ve 36 kilogram pirinci birbirine karıştırmadan kilogram cinsinden doğal sayı olan eşit büyüklükte poşetlere koyacaktır. Buna göre poşetler kaç kilogramlık olabilir? Şimdi her ikisini de poşetleyecek ve poşetlerin ağırlığı birbirine eşit olacak. Demek ki bir poşetin ağırlığı 27'nin ve 36'nın ortak bir böleni olmalı. Bunun için de 27 ve 36'nın ilk önce bölenlerini yazalım. Sonra da ortakları bulalım. 27'nin bölenleri. 1 ile 27'nin çarpımı 27'ye eşit. 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. 3 ile 9'un çarpımı 27'ye eşit. Başka da böleni yoktur. 27'nin bölenleri 1, 3, 9 ve 27'dir. 36'ya bakalım. 1 ile 36'nın çarpımı 36'ya eşit. 2'ye bölünür. 2 ile 18'in çarpımı 36'ya eşit. 3'e bölünür. 3 ile 12'nin çarpımı 4'e bölünür. 4 ile 9'un çarpımı 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 ile 6'nın çarpımı 36'ya eşit. Bölenlerini bulduk. Şimdi ortakları işaretleyelim. 1'ler ortak. 3'ler ortak, 9'lar ortak. Demek ki her bir poşetin ağırlığı 1 kilogram, 3 kilogram ve 9 kilogram olabilir diyoruz. Evet, diğer sorumuz. 60 santim ve 75 santim uzunluğundaki iki tel eşit uzunlukta parçalara bölünmek isteniyor. Parçaların uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olacağına göre her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olabilir? Uzunlukları birbirinden farklı. İki tane tel eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. O zaman her bir parçanın uzunluğu her iki telde de eşit olmalı. Bunun için bir parçanın uzunluğu 65 ve 75'in böleni olacağına göre, yani ortak bir böleni olmalı. İlk önce bölenlerini yazalım. 60'ın bölenleri. 1 ile 60'ın çarpımı 60'a eşit. 2'ye bölünür. 2 ile 30'un çarpımı. 3'e bölünür. 3 ile 20'nin çarpımı. 4'e bölünür. 4 ile 15'in çarpımı. 5'e bölünür. 5 ile 12'nin çarpımı. 6'ya bölünür. 6 çarpı 10. Evet, 60'ın bölenleri bu şekilde. 75'e bakalım şimdi. 1 ile 75'in çarpımı 75'e eşit. 2'ye bölünmez. 3 ile 25'in çarpımı 75'e eşit. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 ile 15'in çarpımı 75'e eşittir. 75'in bölenleri de bu şekilde. Şimdi her bir parça ikisine de eşit uzunlukta olduğu için ortak çarpanları ya da bölenleri işaretleyeceğiz. 1'ler ortak. 3'ler ortak. 5'ler ortak. 15'ler ortak. Başka da ortak yok. O zaman diyoruz ki her bir parçanın uzunluğu 1 santim, 3 santim, 5 santim ve 15 santim olabilir. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. İki şehir arasında aynı anda yolculuğa başlayan iki araçtan biri her 60 kilometrede, diğeri her 80 kilometrede bir mola vermektedir.
Bu iki araç birlikte yolun kaçıncı kilometrelerinde mola verir? Şimdi birinci araç için bakıyoruz. Her 60 kilometrede bir mola verdiğine göre mola verdiği kilometreli bulalım. Yani 60'ın katlarında mola verecek. 60 kilometre, 2 katı 120 kilometre, 3 katı 180 kilometre, 4 katı 240 kilometre, 5 katı 300 kilometre, 6 katı 360 kilometre diye devam ediyor. İkinciye bakalım. Her 80 kilometrede bir mola verdiğine göre 80'de mola verdi. 80'in 2 katı 160 mola verdi. 3 katı 240 mola verdi. 4 katı 320 mola verdi. 5 katı 400 mola verdi diyoruz. Evet, şimdi her iki araç birlikte mola vereceğine göre alınan yol her ikisine de birbirine eşit olmalı. Buradaki katlardan ortak olanları işaretlersek 240'lar ortak. Demek ki 240 kilometre sonra ikisi de aynı anda mola veriyor. Yani 240 ve 240'ın katlarında mola verecek. 240, 2 katı 480, 3 katı 720, 4 katı 960 kilometre şeklinde devam ediyor. 240'da, 480'de, 720'de ve 960 kilometrede her ikisi de aynı anda mola verir diyoruz. Evet, son soruyla devam edelim. Bir otobüs durağından A şehrine 20 dakikada bir, B şehrine 24 dakikada bir otobüs hareket etmektedir. Duraktan saat 08'de A ve B şehirlerine otobüs hareket ettiğine göre otobüsler birlikte en erken ne zaman hareket eder? Şimdi A şehri için bakıyoruz. 20 dakikada bir hareket ettiğine göre ilk önce hareket ettiği saatleri bulalım. Saat 08'de başladı. 20 dakika sonra 08:20'de hareket etti. 20 dakika sonra 08:40'da tekrar hareket etti. 20 dakika sonra saat 9 olur, hareket etti. 20 dakika daha ekledik, 9:20'de hareket etti. 20 daha ekledik, 9:40, 20 daha ekledik, 10. Bu şekilde 20 dakika artarak devam ediyor. Yani hareket edilen saatleri bulduk. B şehrine bakalım. Her 24 dakikada bir hareket ediyordu. Saat 8'e başladık. 24 dakika sonra 8:24 olur. 24 dakika sonra 8:48. 24 dakika sonra 9:12. 24 dakika sonra 9:36, 24 dakika sonra saat 10 oldu ve bu şekilde devam etti. Her ikisinde de hareket ettiği saatleri bulduğumuza göre ikisinin birlikte hareket etmesi için en erken süre her ikisinin de ortak bir süresi olmalı. Buradaki saatlerden ortak olanlar 10 olduğuna göre demek ki A ve B şehirlerine en erken saat 10'da hareket ederler diyoruz arkadaşlar. Evet, ortak kat ve bölenlerle alakalı problemler de bu şekilde çözülüyor. Ortak katlar ve ortak bölenlerin nasıl bulunduğunu öğrendiğimize göre arkadaşlar, problemlerin çözümünü de alıştırmalarla öğrendiğimizden geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini, hatta konu değerlendirme testini sizler de Atayınları Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.